Gerek yaptığı albümler, gerek söylediği şarkılar, gerekse oynadığı filmlerle bugüne kadar milyonların sevgilisi haline gelen Ferdi Tayfur, başarısının imzası olan birçok ödül kazanır. Ferdi Tayfur'un Kral Müzik Ödülleri yolculuğu ise 1994 yılı 1. Kral Müzik Ödülleri ile başlar. Kategoride yer alan Müslüm Gürses, Mahsun Kırmızıgül, Orhan Gencebay ve Özcan Deniz'i geride bırakarak arabesk müzik dalında en iyi erkek sanatçı ödülünün sahibi Ferdi Tayfur olur. Sıra geldi arabesk müzik dalındaki ödülümüze. Artık böyle diyorum, çok sık kullanılmaya başlandı ha? Galiba geçerli olacak yakında bu. Arabesk müzik dalındaki en iyi erkek yorumcu ödülüne ve bu ödülü açıklaması için sahneye Deli Kızı çağırıyorum. Ferhunda Hanım dizisinden tanıdığımız Melek Baykal'ı davet ediyoruz sahneye. Evet efendim, Nihat Beyan geliyor şimdi yanınıza ve zarfı size teslim ediyor. Sayın Ferdi Tayfur. Efendim, ben duygularımı dile getirmekte hayli zorlanırım. O bakımdan halkımızla sanatçılar arasında bir köprü vazifesi yapan İnterstar ve Kanal Kral TV çalışanlarına, emeğe geçenlerine huzurlarınıza teşekkür ediyorum ve bu ödülü bana layık gören halkımıza da sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Teşekkür ederim. 1995 yılı 2. Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde ise Ferdi Tayfur, kategoride bulunan adaylardan Alihan, İbrahim Erkal, Müslüm Gürses ve Orhan Gencebay'ı geride bırakarak yine arabesk fantezi dalında en iyi erkek sanatçı ödülünün sahibi olur. Ödül sahibini açıklayacak sanatçımız bir demet tiyatro dizisinde Fadıl tiplemesiyle tanıdığımız Sayın Vicdan Günalan, kendisini sahneye davet ediyoruz. Burada olduğumdan Cumhur abinin haberi yok. Kendisini aradım, bulamadım. Tahmin edin nerede? Kaplama alanı dışında. Beni burada yakalamadan hemen zarfı açıyorum ve diyorum ki mühürlüymüş. Ferdi Tayfur. Efendim, halkıyla sanatçısını bütünleştiren, iyisini de kötüsünü de yayınlayan, işte meydan diyen Kral TV'ye ve yöneticilerine huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Ve de bana bu ödülü layık gören sevgili dinleyenlerime sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olun. 1998 yılının en iyilerinin seçildiği 5. Kral Video Müzik Ödülleri'nde de Ferdi Tayfur sahneye ödül vermek için davet edilir. Tayfur gecede Can Sever'e en iyi arabesk fantezi kadın sanatçı ödülünü verir. Bu ödül açıklaması için buraya çok değerli bir sanatçıyı takdim ediyorum ve Ferdi Tayfur. Alkışlarınızla. Hoş geldiniz. Teşekkürler, sağ olun. Efendim, gerçekten benden önceki ödül veren arkadaşlarıma katılmamak elde değil. Gerçekten ödül vermek, ödül almaktan daha heyecan verici bir şey. Ben hemen laf uzatmadan arkadaşımızı çağırıyorum. Can Sever. Alayım isterseniz ödülü. Ya Ferdi abime bir alkış istiyorum böyle yani. 1999 yılı 6. Kral TV Video Müzik Ödülleri'ne geldiğimizde ise Ferdi Tayfur, diğer adaylar İzzet Yıldızhan, Cengiz Kurtoğlu, Derviş ve Alişan'ı geride bırakarak 3. kez Arabesk Fantezi Müzik En İyi Erkek Sanatçı ödülünün sahibi olur. Ödülü vermeye bir yakışıklı geliyor. Bembeyaz biri. Beyaz. Hoş geldin Beyaz. Öncelikle arabesk fantezi dalındaki fantezi dalındaki ödülüm bana denk gelmiş olması sevindirici. Ödülü açıklamak istiyorum hemen. Benim de çok sevdiğim sanatçı bir abim Ferdi Tayfur. Ferdi Tayfur. Çok heyecanlıyım. Çok gururluyum. Kral TV'nin düzenlemiş olduğu ödül töreninde bulunmak, ödül almak çok önemli. 3. kez alıyorum bunu. Bu ödülü bana layık gören hayranlarıma, dinleyenlerime çok çok teşekkür ediyorum. Kral TV ailesine teşekkür ediyorum. Müziğe vermiş oldukları hizmetlerden dolayı, sanata vermiş oldukları hizmetten dolayı. Bir de 2000'li yıllara girdiğimiz şu günlerde ismini doğumumdan bu yana gururla taşıdığım Türk tiyatrosunun, Türk dublaj dünyasının büyük ustası, babamın kendisine fanatik derecede hayran olduğu, 1958 senesinde yitirmiş olduğumuz Laurel Hardy, Üç Ahbap Çavuşlar filmlerinde dublaj yapıp ülkemize sevdiren ünlü büyük ustad Ferdi Tayfur adını almak istiyorum. Teşekkür ederim. 2002 yılı 9. Kral Müzik Ödülleri'ne geldiğimizde ise Ferdi Tayfur bu kez sahneye ödül almak için değil, ödül takdim etmek için çıkar. O yıl Arabesk Fantezi Müzik En İyi Erkek Sanatçı ödülünü Özcan Deniz'e Ferdi Tayfur verir. Bu ödülü vermek üzere Ferdi Tayfur'u sahneye davet ediyoruz. Ferdi Tayfur geliyor. Hoş geldiniz. En iyi arabesk erkek Özcan Deniz. Özcan Deniz geliyor. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ferdi Tayfur'un 2007 yılında müzikseverlerle buluşturduğu Kalbimin Sahibi Sensin albümünün başarısı da sanatçıya ödül getirir. Ferdi Tayfur, 14. Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde kategoride bulunan diğer adaylardan Ahmet Özhan, Muazzez Ersoy, Şevval Sam ve Umut Akyüre'yi geride bırakarak Türk Sanat Müziği En İyi Sanatçı ödülünün sahibi olur. Türk Sanat Müziği En İyi Sanatçı kategorisinde ödül vermek üzere sahneye müzik dünyasında 1400'ün üzerinde şarkı sözü kazandıran değerli söz yazarı, şair Sayın Aşkın Tuna'yı sahneye davet etmek istiyorum. Hoş geldiniz. Buyurun. Şimdi siz değerli konuklarımıza ve izleyen herkese saygılar sunuyorum. Bu gece ben de bir söz emekçisi olarak bu geceyi bize armağan eden, emekçilere armağan eden Kral TV'nin yöneticilerine sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Ve çok uzatmadan Türk Sanat Müziği'nin diyor ki, müzik Şekip Ayhan Özışık, söz Muazzez Kürdan, aranjör Mustafa Sayan ve Ferdi Tayfur, Kalbimin Sahibi Sensin. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben aslında bu şarkıları okurken ödül almak için değil, gençliğimi yaşamak için, gençliğimin şarkılarını yaşatmak için. Çok iddialı olmadan bu güzel ödülü bana layık gören dinleyicilerime, hayranlarıma sonsuz teşekkürler ediyorum. Ve bu ödülü gençliğimin şarkılarını yapan, besteleyen bestekarların anılarına hatıra olarak alıyorum. Ölenlere rahmet diliyorum, yaşayanlara uzun ömür diliyorum. Besteci ve söz yazarları için alıyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Biz de sizlere teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz. 2012 yılı 19. Kral Türkiye Müzik Ödülleri töreninde ise yıllardır gönüllere taht kuran Ferdi Tayfur'a çok özel bir ödül olan Onur Ödülü verilir. Hiç beklemiyorum demiş. Bir gün gelecek, Muhterem Nur'un elinden hayatımın en değerli ödülünü alacağım hiç aklıma gelmezdi. Bu muhteşem geceye emeği geçen tüm kralcılara, Kral FM'e, Kral TV'ye ve beni hayatım boyunca aşağı yukarı 45 seneye yaklaşık bir zamandır hiçbir zaman için yalnız bırakmayan hayranlarıma huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Gençlere başarılar diliyorum.